Diyelim ki evrendeki en fütüristik ve ultra güçlü teleskop sizin elinizde ve aynı zamanda sonsuz bir yaşamla kutsanmış ya da lanetlenmiş durumdasınız. Ölümsüz olduğunuz ve gerçekten canınız çok sıkıldığı için gözlemlenebilir evrenin en uzak ve ücra yerlerinden rastgele bir yıldızı gözünüze kestirip teleskobunuzla onu takip etmeye, gözünüzden hiç ayırmadan sizden uzaklaşmasını izlemeye başlıyorsunuz. Evrenin kenarına yakın olan o yıldızın uzaklaşma hızı, ışık hızına yaklaştıkça giderek gözden kaybolmaya başlar. Çünkü kozmik ölçeklerdeki hareketi sonucu size gelen ışığın rengi giderek kırmızıya ve sonrasında görünmez kızılötesine kayacaktır. Fakat bu sizin için bir sorun değil. Çünkü teleskobunuz bunun da üstesinden gelmekte, yıldız sizin için görünür kalmakta. Ama bu sefer de zaman genleşmesinin ortaya çıkardığı bir diğer sorunla boğuşmaya çalışıyorsunuz. Yıldız, kendi içinde ışıktan hızlı bir şekilde uzaklaşmaya başladıkça size göre o kadar yavaş hareket etmeye, ağır çekime girmeye başlıyor. İşte tam oralarda bir sınır var, bir ufuk. Takip ettiğiniz yıldız, o ufku geçtiği an kendisinden bir daha asla haber alamayacağız. Sizse yıldızın o gizemli ufku geçtiği anı merakla bekliyorsunuz. Ama buna teleskobunuz da olsa hiçbir zaman şahitlik edemeyeceksiniz. Oralarda, o ufukta, evrenin kıyısında ve daha da ötesinde neler var, neler oluyor, yine her zamanki gibi en sade ve en anlaşılır şekilde anlatmaya çalışacağım. Ama önce notlarımdaki birkaç hayati bilgiyi dinleyin, bu bilgilerle evrenin sonunda neler var birlikte yanıt bulalım. Bu evren içinde var olan herhangi bir şeyin sonlu ya da sonsuzluğunu anlayabilmek ya da nasıl bir yapı içinde bulunduğunuza kanaat getirebilmek için kesinlikle ışığa ve daha fazlasına ihtiyacınız var. Dünya yüzeyinde etrafınızın bütünüyle düz olduğu boş bir alanda yürüdüğünüzü düşünün. Sadece ileriye bakıp ufku gördüğünüzde bile hem ayaklarınızın altındaki zemin hem de ilerideki ufuk çizgisi size sezgisel birkaç bilgi verecektir. Şu anki bilgileriniz olmasa, büyük olasılıkla düz bir dünyada yürüdüğünüz hissine kapılacaksınız. Çünkü edindiğiniz bilgiler sizi bu sonuca ulaştırıyor. Peki aynı yolu gözleriniz kapalı olarak yürüseniz, düz bir yolda ilerlediğiniz, herhangi bir yokuş ya da iniş hissetmediğiniz için yine aynı sonuca varırdınız. Bu sefer ana etken bastığınız zemin olurdu. Şimdi uzaya ışınlanalım. Dünyanın yörüngesinde bir uzay mekiği içindesiniz. Dış uzayı hiçbir şekilde görmüyorsunuz. Yani bir nevi gözleriniz kapalı. Uzay gemisiyle gittiğiniz yolun düz olması dışında sizi herhangi bir eğriliğe yönlendirecek veriniz olur muydu? Mümkün değil. Mutlak bir şekilde tamamen pürüzsüz bir düz rotada gittiğinizi düşünürdünüz. Halbuki işin aslı, çember çiziyorsunuz ama fark edemiyorsunuz. O handikaptan çıkmanın tek yolu ise ölçüm yapmak ve bulunduğunuz yere çok daha geniş bir açıdan bakmaktır. Fakat evrenin geometrik yapısını, düzlüğünü ya da eğriliğinin varsa sınırlarını çözebilmek pek kolay değil. Çünkü evrenin herhangi bir yerinde ayağınızın altında zemin yok, uzaysal ufuk yok. Tüm yönlerde sonu olmayan bir uzay sonsuzluğa gidiyor gibi görünüyor. Ama yine de uzaklardan gelen ışığı gözlemleyerek evrenin topolojisine ilişkin çıkarımlar yapabiliyoruz. Geometri ile topoloji yakından ilişkili ancak farklı kavramlardır. Her ikisi de şekillere ve uzaya odaklanır. Geometri açılar, eğrilik, alanlar gibi şeylerin yerel ölçümleriyle ilgilenirken, topoloji bu parçaların nasıl bir araya getirilerek kapsayıcı bir şekle dönüştürüldüğünü açıklamaya çalışır. Bir şeyin geometrisini bilmek bize topolojisinin ne olabileceği hakkında ipuçları verebilir. Neyse ki uzun yıllardır yapılan gözlemler sonucunda uzayın eğrilebileceğini ya da eğriymiş gibi davranabileceğini anladık. Özellikle büyük kütleli nesnelerin yakınlarında. Ve vardığımız harika sonuç şu oldu. Uzayın sahip olabileceği sadece 3 temel geometri türü vardır. Küresel, düz ya da hiperbolik. Bu hiperbolik olanı atın sırtına konulan eğer ya da Pringles cipsinin şekli olarak düşünebilirsiniz. Eğer evren düz bir yapıya sahipse, birbirine çizdiğiniz iki paralel çizgi sonsuza kadar birbiriyle kesişmeyecektir. Küresel bir eğriliği varsa bu iki paralel çizgi birbirine yakınlaşıp kesişeceklerdir. Hiperbolik geometriye sahip bir evrende yaşıyorsak bu iki paralel çizgi birbirinden uzaklaşıyor olacaktır. Neyse ki bu ölçüm yapmak için çok uzun çizgiler çizmek zorunda değiliz. Evrenin bu konuda bize verdiği çizilmiş doğal çizgiler zaten var. Işık. Ama hangi ışık? Büyük patlamadan yaklaşık 380 bin yıl sonra tüm evrene yayılan ışık,
kozmik mikrodalga arka plan ışıması, yani CMB. Bilim insanlarının arka plan ışımasında yaptığı ölçümler şu anda 1000'de 4 hata payı ile evrenin düz olduğunu ortaya koyuyor. Bu da şu demek oluyor: 13,8 milyar yaşında ve 92 milyar ışık yılı çapındaki gözlemlenebilir evrenimiz dümdüz görünüyor, hiçbir eğriliğe sahip değil. Fakat bana sorarsanız bu sonucun pek bir önemi yok. Daha da ötesi, bu ölçüm büyük bir sorun barındırıyor. Gerçek evrenin çok daha büyük olduğuna eminiz ve yeterince büyük ölçeklerden bakamıyoruz. Tıpkı dünya üzerinde birbirine paralel çizdiğimiz birkaç kilometre uzunluğundaki çizgiler kesişmediği için dünya düzdür sonucuna varmamız gibi. CMB'den gelen veri bu şekilde ise elbette bir sonucumuz olacak, itirazım buna değil. Fakat görebilmek için evrenin kapsayıcı alanına dışarılardan bakmak gerekiyor. Bu amaçla ilk durağımız videonun başında bahsettiğim o yıldızın bulunduğu yer olacak. 14 milyar ışık yılı uzaklıktaki kozmolojik ufkun olduğu yere. Kozmolojik ufuk evrenin kıyısı değil. Fakat burası ilginç özelliklere sahip olan bir yer. Buranın ötesine geçen tüm galaksiler, dünyadakilere göre ışık hızı veya ışıktan daha hızlı bir şekilde uzaklaşıyor ve gözden kayboluyorlar. Yani her saniye binlerce, on binlerce galaksi bizim görüş alanımızdan çıkıp bir daha asla haber alamayacağımız bölgeye giriyorlar. Fakat videonun başında buna asla şahitlik edemeyeceksiniz demiştim. Sebebi şu: kozmolojik ufuk, kara deliklerin olay ufkuna çok benzer. Dışarıdan bakıldığında bir cismin, yani galaksinin o sınırı geçtiğini zaman genleşmesi nedeniyle görmeniz hiçbir zaman mümkün olmaz. Fütüristik teleskobumuzla dünyadan baktığımızda da göreceğimiz şey, sınırda yığılmış ve donmuş halde bulunan trilyonlarca galaksi olurdu. Aslına bakarsanız bizim bakış açımıza göre saniyede, yılda, bin yılda veya milyar yılda gözlemlenebilir evrenimizden çıkabilen yıldız veya galaksi sayısı tam olarak sıfırdır. Bize göre hepsi görünmez bir şekilde kozmolojik ufukta öylece beklemektedirler. Evrenin yaşı ile kozmolojik ufkun 14 milyarda buluşması hoş bir tesadüf. Fakat evren bu sınırın çok daha ötelerine uzanıyor. Sebebi ise evrenin hızlanarak genişliyor olması. Kozmolojik sınırın 32 milyar ışık yılı uzaklığında ise parçacık ufku bulunuyor. İşte orası geçmişten bugüne ulaşabilen ışığın en uzak sınırıdır. Dünyadan gözlemlenebilir evrenin 92 milyar yıllık çapını belirler. Sorun şu ki, dünyadan ayrılıp 14 milyar yıllık kozmolojik ufuk geçip yolumuza devam ettiğimizde ve hatta büyülü bir şekilde parçacık ufkuna vardığımızda göreceğimiz şey, yepyeni bir evren, yine bizden uzaklaşan galaksiler ve yine milyarlarca ışık yılı uzaklığında yeni bir kozmolojik ufuk, yine onun ötesinde yeni bir parçacık ufku. Yani her şey bir nevi başa dönüyor gibi. Her gittiğiniz yerin ötesinde bugüne kadar hiçbir zaman görmediğimiz yeni bir evreni görecektik. Şu anki gözlemler, evrenin düz olduğuna işaret ettiği ve büyük patlama kuramı da en başından beri sonsuz bir evren öngördüğü için ne kadar ilerlerseniz ilerleyin, karşınıza yeni bir evrenden başka hiçbir şey çıkmayacaktır. Fakat şu da bir ihtimal: dışarıdan bakamadığımız için ilerlediğimiz bu evrenin düz olduğu yanılgısına kapılıyor da olabiliriz. Aslında uzay gemisinin dünya etrafında çember çizmesi gibi, belki evrenin topolojik yapısı da eğridir ve aslında çember çiziyoruzdur. İşte o zaman bu ilerleyiş, başladığımız yere geri dönmekle sonuçlanacaktır. Fakat biraz düşündüğümüzde de bu mümkün olmayacaktır. Çünkü bu şekildeki bir sayak, yola çıktığımız yerdeki başlangıç evreninin başa döndüğümüzde artık orada olmadığı gerçeğini ortaya çıkaracaktır. Yani çember çizsek dahi, başladığımız yere geri mi döndük yoksa farklı bir yerde miyiz? Bu da anlaşılması gereken farklı bir zorluk olacaktır. Evrenin düz olması ya da öyle görünmesi masanın yüzeyine benzer olmasını gerektirmiyor. Eğer evren düz bir geometriye sahipse, kanıtlanan 18 farklı topolojiden birisi gibi bir şekle sahip olabilir. Örneğin bildiğimiz silindir düzdür. Silindirin uçlarını birleştirip simit haline getirdiğiniz torus şekli de düzdür. Ya da bir Möbius şeridi düzdür. Klein şişesi de aynı şekilde düz geometriye sahiptir. Evrenin yapısı bunlardan birisi ise eğriliği belki ortaya çıkabilir, fakat şeklini anlayabilmek her şeyi daha da zorlaştıracaktır. Kafa karıştırıcı olan bir başka şey ise görünür evrenin kenarından veya sınırlarından bahsetmemizdir. Bu sınır, evrenin şeklinden değil, yaşının sonlu olmasından ortaya çıkmakta. Dolayısıyla gördüğümüz en eski ışık 14 milyar yıldan daha uzun bir süre seyahat etmiş olamaz.
Dahası uzayda ne kadar derine bakarsak o kadar genç şeyler ortaya çıkar. Ta ki hiçbir yıldız, hiçbir gezegen göremeyeceğimiz noktaya gelene ve sadece sıcak gaz belirene kadar. Yani kozmik mikrodalga arka fon ışığını görene kadar. Bir anlamda mikrodalga arka plan ışığın evrenin kenarıdır ve ötesinde hiçbir şey göremeyiz. Ama belirttiğim üzere bu sınır uzaydaki bir sınır değil, evrenin yaşından kaynaklanan bir sınırlamadır. Tüm bu anlattıklarım genişleyen bir evrende geçerlidir. Genişlemeyen bir evrenin ise kenarı yoktur. Tüm sonsuz evren gözlemlenebilir durumdadır. Son olarak, bir kenarı olan ve bizim gibi kurgusal yolculuklar yapan gezginler tarafından ulaşılabilen bir evren inşa etmek mümkündür. Ancak böyle bir evren, Einstein severlere göre jeodezik olarak eksik olurdu. Pratikte, eğer sonlu bir evrenin kıyısına gelseydik ve çarpsaydık, varoluştan yok olurduk. Kenar yok, duvar yok, parlama yok, flash yok, ışığa dönme, patlama ya da küllere dönüşme de yok. Basit bir şekilde, sadece yok olurduk. Kenardan başka bir evrene girebileceğiniz ya da düşebileceğiniz bir evren olmadığı için, kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yoktur. Ve kenara dokunduğunuzda siz de hiçbir şey olurdunuz.